Merhaba güreştürkiye.net severler, ben Buğra Gür. Haftalık haber bülteni serimize hoş geldiniz. One internet sitesinin haberine göre genel duygu CM Punk güreşe dönüş yaparsa WWE için olacağı yönündeymiş. PV Insider haber bülteninin duyurusuna göre John Morrison ile WWE yeni bir anlaşma imzalamış. Kariyeri boyunca soyadı karmaşası yaşayan ve WWE dışı kariyerinde pek çok soyadı kullanan John Morrison, WWE'ye yine eski ismiyle dönmesi bekleniyormuş. Ancak Morrison bu haberi esrarengiz biçimde yalanlamış. Morrison Twitter'dan haberi tiye alarak bilgilendirme için teşekkürler. Lütfen AEW veya Raw ile imzaladığım zaman da bana haber verin diyerek yazdığı tweette WWE ile kapıları kapatmasa da şu anda resmileşen bir şey yok demiş. Öte yandan Fightful Select'in haberine göre Sasha Banks'in cuma günü öğleden sonra WWE ile sözleşmesini uzattığı söyleniyor. Hatta bu haber daha sonra şirketteki üst düzey bir isim tarafından doğrulanmış. Von Haber sitesinin belirttiğine göre önümüzdeki hafta Fox'taki ilk SmackDown şovunda Kofi Kingston ile WWE şampiyonunu çıkacak Brock Lesnar'ın geleceği hakkında taşlar yerine oturmamış. Lesnar sadece daha fazla bilet sattırmak için şovlara duyurulmuş. Şovlara duyurulması kesin olarak Kofi Kingston'ı mağlup edip yeni şampiyon olacağı veya SmackDown'a gideceği anlamına gelmiyormuş. WWE yeni Arap şovunu duyurdu. Undertaker ve Hulk Hogan'ın tanıtımını yaptığı Suudi Arabistan'a özel Crown Jewel reklamı hazırlandı. Şov 31 Ekim 2019 tarihinde olacak. Söylentilere göre Crown Jewel'da Randy Orton, Brock Lesnar veya Undertaker ile kapışabilirmiş. Uzun zamandır şovlarda görmediğimiz Uso kardeşler bu cuma SmackDown'da geri dönecek. SmackDown'a ayrıca iki tane maç duyuruldu. İlki Charlotte Flair, Becky Lynch ile Sasha Banks, Bayley arasında. İkinci mücadele ise Eric Rowan ile Roman Reigns arasında olacak. Sizce kimler kazanacak? Anket ile soruyorum. Yanıtlamayı unutmayın. Bilindiği üzere Shane McMahon ve Kevin Owens Fox'taki ilk SmackDown şovunda kariyerlerini ortada olduğu bir merdiven maçına çıkacaklar. Wrestling News'ten Paul Davis isimli gazetecinin aktardığına göre maçtan galip ayrılan taraf Kevin Owens olacakmış ve Shane artık ekranda otorite figürü olarak yer almayacakmış. Von Haber bülteni Elias'ın dönüş tarihinin şu anda Ekim ayı sonlarına doğru olduğunu ve bir ayak bileği sakatlanmasıyla aksiyon dışı kaldığını belirtti. PW Insider'ın raporuna göre Drew McIntyre ringe geri dönmek için doktorlar tarafından temize çıkarılmamış. Ayrıca geçen haftaki Raw şovunda arka alanda da yer almadığı bildirilmiş. Bilindiği üzere kendisi çok hasta olduğu sırada King of the Ring turnuvasında Ricochet'e karşı güreşmiş ve sonrasında kolundan ufak bir ameliyat geçirmişti. Drew McIntyre sağlığına kavuşmuş olsa bile Vince McMahon'ın onu önümüzdeki ay gerçekleşecek olan drafte kadar şovlardan uzak tutmak isteyebileceği de konuşuluyor. McIntyre'ın geri döndükten sonra push almaya başlaması ve yeni bir senaryo ile WrestleMania 36'ya kadar hazırlaması bekleniyor. Alexa Bliss dün bir ajansın galerisinde cesur pozlar vermiş. Kendisine fotoğraflar için teşekkür ediyor. Devamını merakla bekliyoruz. Evet güreştürkiye.net severler, haftalık haber bültenimizin sonuna geldik. Ben Buğra Gür. Bize destek olmak istiyorsanız güreş marketimizden ürünler almayı, videomuzu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızda, Facebook güreş gruplarında ve diğer bilimin mecralarında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Güreş Türkiye'mizin Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarınızı takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.